Selam arkadaşlar. Bugün Tokat'ımızın bir ilçesi olan Reşadiye'deyiz. Ve bugün de Reşadiye'yi tanıyacağız. Evet, fazla zaman kaybetmeyelim. Reşadiye'yi tanıyalım. Reşadiye yoluna doğru gidiyoruz. Kaplarımız da bayağı ciddi ama ha. Ben genellikle çekim yapacağım yerlerin önce yüksek taraflardan başlarım. Genellikle kaleler olduğu için. Ben genellikle kaleden başlıyorum. Kalenin bir güzel bir uzaktan görünümü. Arkadaşlar kaleye çıktığınızda gördüğünüz gibi burada termal oteller var. Ve bu da kaleye çıkarken gördüm, bakın. Yerin altından çıkan su sıcacık arkadaşlar. Yani böyle biraz kaldığı zaman kaç oldu? 7-8 saniye elim yanmaya başladı. Yani yer altından çıkan sıcak su bin bir türlü derde deva. Evet. Reşadiye'mize beklerim sizleri. Türlü türlü hastalığı olan vatandaşlarımızı bir daha şifa alayım diye bir daha elimi şöyle batırayım. Kaleye çıktığınızda hemen üst tarafta görürsünüz. Şöyle size canlı canlı göstereyim, gördüğünüz gibi yerin altından sıcak su fışkırıyor. Gördüğünüz gibi her yerden şifa fışkırıyor. Küçücük ve kibar bir kalesi var Reşadiye'nin. Diğer kalelerden biraz daha farklı. Küçücük bir kalemiz var arkadaşlar. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Şimdi yukarıdan güzel bir görüntü alacağım. Sonra da güzel bir kahvaltı yapacağım bu kalede. Biliyorsunuz çok küçük, minnacık, şirin bir kalemiz var. Şimdi kalemizin hemen şu aşağısına ineceğim. Oradan görün, daha güzel olur. Ve şöyle güzel bir Reşadiye'ye gelmiş iken bir köy kahvaltısı yapayım. Tokat'ımızın bir ilçesi olan Reşadiye 35.000 civarında bir nüfusa sahip olup Karadeniz'in orta kesiminde Kızılırmak yayı içinde kalan Kapadokya arazisi içerisinde yer almaktadır. Kelkit çayının kenarında bulunup kuzeyinde Ordu, güneyinde Almus, batısında Niksar ve Başçiftlik, güneydoğusunda ise Sivas yer alır. Eski Kapadokya arazisinde bulunan Reşadiye elden ele geçmiş, değişik milletler bu arazide medeniyetler kurmuşlardır. Bunlar sırasıyla Hititler, Persler, Makedonyalılar, Pontus Krallığı, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Danişmendiler, Kadı Burhanettin ve Akkoyunlular bu bölgelerde hüküm sürmüşlerdir ve daha sonralarında buralar Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetine geçmiştir. Kaleden güzel bir görüntü. Reşadiye'nin kalesine çıktığınızda böyle şehitlerimizin anısına yapılmış bir anıt var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Dediğim gibi önceki çekimlerde Reşadiye'yi yetiştirememiştim. Tayland'a gitmem gerekiyordu bu arada ve şimdi işte bugüne kısmet oldu. 17 Mayıs 2022 sabah geldim Reşadiye'ye. Şimdi Reşadiye'nin tanıtımına başlamadan önce size bir şeyler göstereceğim arkadaşlar. Kaleye çıktım, küçük bir kale gördüğünüz gibi. Dedim bir kahvaltı yapayım. Normalde ben böyle küçük bir kahvaltı beklerken, bakın
Ben her zaman diyorum arkadaşlar, memleketimin güzel insanları her zaman güzeldir. Biz Tokatlıca ne diyoruz? Tokatlı olsun da nasıl olursa olsun. Niye biliyor musunuz? Şimdi size bir şey göstereceğim. Ben kahvaltı isterim, normal bir kahvaltı. Size şimdi bana gelen kahvaltıyı göstereceğim. Reşadiye Kalesi'nde. Arkadaşlar, memleketimin çökeleği. Görüyorsunuz, biz çökelek deriz. Yumurta yapmış ablalarım. Domatesiyle, salatalığıyla. Bakın, bakın. Yağ, bal, zeytin, gördüğünüz gibi çilek reçeli, peynir ve çok çay içmeme rağmen sağ olsunlar bana, gördüğünüz gibi bir demlik çay yapmışlar. Ay benim güzel memleketimin güzel insanları, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani şimdi bu, yani ben genellikle yemek yediğimi göstermiyorum ama bunu size göstermek istedim. Çünkü eğer Reşadiye Kalesi'ne gelirseniz arkadaşlarım, işte sizleri bu kadar güzel ağırlıyorlar. Vallahi hiç durmayın. Eğer bilhassa Reşadiye'deyseniz gelin. Hala ben buradayım. Kahvaltımı sizlerle paylaşırım. Evet, bu kedimiz de kahvaltı boyunca bana eşlik etti. Miyav miyav sesleriyle. Gördüğünüz gibi şimdi gitti. Güllerin arasına yattı. Yerini de biliyor ha. Gel pisi 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 gel. Arkadaşlar, kahvaltımı yaptım, çayımı da içtim. Şimdi kaleden Reşadiye'nin merkeze gideceğim. Ama inmeden önce sizlere kaleden şöyle güzel bir görüntü göstereceğim. Bakın şu güzelliğe. Güzelliği görüyor musunuz arkadaşlar? Hepinizi Reşadiye Kalesi'ne bekliyorum. Reşadiye aynı zamanda kaplıcalarıyla çok ünlüdür. Eğer kaplıcaları severseniz bin bir derde deva olan kaplıca sularına gelir. Zinav Gölü veya Selemen Yaylası'nı da ziyaret edebilirsiniz. Bin bir türlü derde deva Reşadiye kaplıcaları. Ben genellikle gezdiğim yerleri en yüksek yer olan kalelerden başlıyorum. Burada da kaleden güzel bir yüksekten görüntüler aldık. Şimdi ise Reşadiye'nin merkeze iniyoruz. Reşadiye'nin küçük bir çarşısı var gördüğünüz gibi. O kadar çok büyük, yani büyük bir yer değil. Sağlı sollu marketler, alışveriş merkezleri var. Burada gördüğünüz gibi merkez camisi. Böyle göstereyim size. Burası da tam merkezde bulunan Merkez Camii ve caminin önündeki vatandaşlar. Evet, devam ediyoruz. Yani o kadar büyük değil ama küçük ve şirin bir çarşısı var. Gördüğünüz gibi. Ve burada da küçük bir meydanlık var. Reşadiye yazan. Hemen caminin köşesinde. Şöyle yapayım. Ben karşıya geçeyim. Burada cami cemaati var. Genç arkadaşlarımız şu an okul tatil zamanına denk geldiği için. Evet, burası Reşadiye Merkez. Gördüğünüz gibi her taraf Türk bayraklarıyla donanmış. Burada da gördüğünüz gibi Reşadiye halkımız oturmuşlar. Çay kahve içiyorlar, sohbet, muhabbet. Reşadiye paramız. Gördüğünüz gibi Alparslan Türkeş Parkı'ymış arkadaş, buranın ismi de. Görüyoruz. Yani küçük bir çarşı var arkadaş, çarşı meydanı. Gördüğünüz gibi insanlar ağaçların gölgesine oturmuşlar. Dinleniyorlar. Böyle güzel bir görüntü alalım. Reşadiye'de seyyar satıcı abilerimiz. Meydan taksi. Her yerde olduğu gibi. O kadar çok büyük değil arkadaşlar çarşı ama çok güzel, küçük ve şirin bir yer. Gördüğünüz gibi şöyle az bir görüntü alayım. Gördüğünüz gibi. Şurası biraz önce açılışını yaptığım
Atatürk heykelimizin yanı. Hemen bu bayrakların olduğu yer gördüğünüzde burası belediye arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle göstereyim size. Ağaçların altında oturan arkadaşlar var. Abim el salıyor oradan ama biraz uzak olduğu için maalesef kamerada göremeyeceksiniz. Bu arkadaşlar da benim gibi herhalde dağ tabiatı seven arkadaşlar. Arabadan belli oluyor. Ben sevdim. ATV, benim ATV'nin hemen aynı renk ama sadece marka değişik. Benim için Kuba, burası Linhai. Yani Reşadiye'nin çarşısı bu kadar arkadaşlar. Tabi Reşadiye'ye geliriz de Reşadiye'nin meyve sebzelerini göstermeden gitmek olmaz. Gördüğünüz gibi bahçelerde yavaş yavaş çıkmaya başladı. İşte eriklerimizden, kayısılar, armutlardan. Gerçi muz burada yetişmiyor ama tabi ithal gördüğünüz gibi. Yeni ürünler bahçelerde yavaş yavaş çıkıyor. Genelde turfanda meyve sebzeler var. Yeşillik. Biliyorsunuz Tokat bölgesi çok yeşil bir alandır arkadaşlar. Onun için meyve sebze çok boldur. Bilhassa 7-8. aylarda istediğiniz meyveyi bulabilirsiniz. Tabii ki olmazsa olmaz meşhur Tokat yaprağımız. Ve Reşadiye'de gördüğünüz gibi meşhur Tokat yaprağımızı bulabilirsiniz. Bunlar da meydanda oturan genç arkadaşlarımız. Bugün de hava güzel. Havanın güzelliğinden faydalanıp zaman geçiriyorlar. Abi ben bu boyacı abiyi çekeceğim. Çünkü ben de 11-12 yaşlarımda Turhal'da çok ayakkabı boyadım. Evet. Evet. Dur abi. Eski meslektaşım abim. Abi nasılsın? İyidir. Sizi sormalı. Abi vallahi ben de bugün geldim Reşadiye'yi geziyorum. Evet. Ama çok büyük değilmiş. Ama küçük ve güzel bir yer. Abi isim ne sizin? Osman. Abi Osman abime buradan saygılar çünkü ben de Turhal'da 2 sene ayakkabı boyadım. Bizim rahmetli Kıvırcık Ali'lerle beraber. Evet. Zamanında. Abi işler nasıl? İş yok abi. Yok değil mi? Yok abi bekliyorsun. Herkes benim gibi spor ayakkabı giyerse evet. Olmaz tabii. Evet evet. Ama vallahi bak senin sandık benimkinden 1000 katlı iyiydi. Abi çünkü 7 milyar lirayı verirsen iyi olur. Yok ben kendim yapmıştım. Neredeydi o kadar para bende o zamanlarda? Değil mi? 1977, 78, 79'larda. İşte bu Osman abimiz benim çocukluğumda yaptığım işi yapıyor hala. Abi sana başarılar diliyorum. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Taksi durağımız daha burada da. İşte züccaciyeci, parfümcü. Gördüğünüz gibi burada küçük tüfe. Bayanlar için kıyafetler satan yerler. Yani çok büyük ama güzel ve şirin bir yer. Yani böyle çıktığınızda 15-20 dakikada rahatlıkla gezebileceğiniz. Yani gene ihtiyarlar için iyi yani çok yürüyemeyenler için. Güzel ve küçük bir çarşısı var. Burada da bağ bahçe, hırdava takımları. Gördüğünüz gibi. Meşhur Tokat kebabının ocağı arkadaşlar. Yurgutlar, zincirler, sobalar, bunlar çanlar. Bunlar da genel köpeklerin boğazına takılan pancalar. Belediyenin hemen karşısında gördüğünüz gibi bir Atatürk heykeli var. Açılışı da buradan yapmıştım. Atamızın önünde. Evet arkadaşlar. Reşadiye çekimini bitirdik. Yeni kaptanımızla
geldiğimiz yer. Tokat'a doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, geldik. Reşadiye'yi de gördük. Çok büyük olmasa da güzel ve şirin bir yer. Ne diyelim? Başka zaman, başka yerlerde, başka mekanlarda, başka güzel programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.